Medet ya Hazreti Allah. Medet ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Medet ya Hazreti Ali kerimallahu vechehu. Medet ya Gavs-ı Azam Abdülkadir el-Ceylani. Medet ya Seyyidi Muhammed Ruhi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın Seyyidimize nasip edildiği şu fütuhat kapısından Allah nasip eylerse bu hafta bilim külliyatında pediatri diye genel tabirle bilinen çocuk sağlığı üzerine ve çocuğun daha ziyade yetiştirilmesinden ziyade biraz psikoloji tarafı da var tabii ki işin ama hakiki itibariyle çocuk sağlığı üzerine bir bilim külliyatının bu bölümünde pediatriyi işlemeye gayret edeceğiz. Hakikat şu ki ümmeti Muhammed'in sağlık ve sıhhat ve afiyeti için dualardayız her zaman her dem. Ümmet-i Muhammed'in tamamı için niyaz ettiğimiz bu hakikat çocukluktan başlayan bir süreçtir. Kişi her ne kadar bilince erdikten sonra, belli bir yaşa erdikten sonra kendi sağlık ve sıhhatini korumak ve daha da iyi hale gelebilmek için mücadele verse de çocuklukta yapmış olduğu mücadelelerin nazaran daha zor iyileşmekte. Bunun çeşitli sebepleri var. Öyleyse sağlık dediğimiz şey daha çocukluktan başlayan bir süreç. Ama o çocukluktan başladığı sürecin pek biz farkında değiliz. Daha ziyade yabancılar bunu farkında oldukları için onların hazırlamış olduğu düzenekler ve onların takdir etmiş olduğu tabelalar üzerinden son 70-80 yıldan beri çocuklarımızın bakımını, sağlığını onların belirlemiş olduğu bir sistem üzerinden yürütüyoruz. İşin tabii ki en kötü tarafı bu. Tıbbiyede istediğiniz kadar iyi bir doktor olun. İsterseniz ordinaryus profesör olun. En başa geriye döndüğünüzde iki tane mihenginiz var. Bir, Avrupa, Amerika ya da dünyanın farklı ülkesinden, Türkiye'den çok nadir çıkıyor ne yazık ki. Literatürü belirlemiş olanlar. Onların bir listesi var tabiri caizse kaba tabirle karşınızda. Bunların belirlemiş olduğu belli aralıklar var. Bu aralıkların içerisindeki insanlar sağlıklı, dışındakiler sağlıksız. Dolayısıyla sizin ana bir bağlayıcı böyle bir tabelanız var ve bu tabela size ait değil. Size ait değil, onların yaptığı doğru mu ya da çok mu yanlış diye bakmıyoruz olaya. Olayın hakikati literatürcü tıbbiyeye dönmüş durumdayız. Çözümleyici tıbbiyeden literatürcü tıbbiyeye geçtik son 30 yılda özellikle. Böyle dediler, makalelerde böyle yazdılar, böyle çözümlediler. Sonra ikinci kısma geçiyoruz. Tedavi aşamasında tedavi tarafını da hazırlayan biz değiliz. Şimdi bu noktada tıbbi eliller elbette bir noktada ayağa kalkıp diyecekler ki bizlerin de makaleleri var. Bizlerin de çalışmaları var. Amenna ve seddekna var ama yeterli olmadığı için. Ve dünya çapında etkin fonksiyonlu sağlık alanında bu coğrafyanın insanları yürütmediği için, Orta Doğu, Orta Asya insanları yönetmediği için, etkin de olmadıkları için ortaya koyan literatür değerlerine bağlı kalmak zorundasınız ki işin bir parantez aralığı literatürü de tıpçılar belirlemiyor. İşin çok önemli bir mihenk noktası var. Hem Dünya Sağlık Örgütü adına hem Amerika'daki hem Avrupa'daki büyük araştırma merkezlerinin ortaya koymuş olduğu literatürler bugün dahi tıbbi yetkililerin verdiği makaleler karşısında farmakoloji mafyasının, özellikle mafyasının kelimesini kullanıyoruz. Farmakoloji mafyasının belirlemiş olduğu tedavi yöntemlerine kıyasen sonuçlandırıldığı için aslında uluslararası mecraya çıktığımız zaman da literatürü yine doktorlar belirlememektedir. Ümmet-i Muhammed ise kendi evladının doğumundan şeref duyan Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin mahşer yerinde ben ümmetimin çokluğuyla övünürüm diğer ümmetlere karşı dediği bir sorumluluğumuz varsa eğer çocuğun sağlığından ve o sağlıklı gelişiminden mesulüz. Yani onun sadece hastalandığı zamanından değil, hastalığa düşmemesi için ve sağlıklı bireyler olabilmesi için. Her gelen yeni nesilde bilinmeyen hastalıklar var ama sosyal olarak onu etkileyen hastalıklar var. Bilinmeyen hastalıklar var. Bunun farkında olabilmek için. Bizim için hastalık ne? İşte bir griptir, nezledir, zatürredir, kanserdir, Allah korusun bir sürü hastalık biliyoruz. Bunları nereden biliyoruz? Çünkü hayatımızın önünde yaşamımızda nefsimize karşı yaşam standartımızı elimizden aldığı için bir grip diyorsun 7 gün 8 gün seni hayattan çekiyor.
yatağa bağlıyor, işinden, gücünden, mutluluğundan seni alıkoyuyor. Ama hakikat sağlıklı olmak için o anda başvurduğunuz yollar daha o olmadan yapacağınız çalışmalar karşısında daha zor zorlaşıyor. Maliyeti hem madden hem manen artıyor. İkinci hastalık türü var ki asli olan bu hastalıklar bütün hastalıkların %30'udur. Bakın grip, kanser, aklınıza gelecek bütün hastalıkları yan yana yazın. İnsan vücudunun yaşadığı ve yaşayacağı toplam hastalıkların sadece %30'udur. Peki sual şu olacak. Peki diğer %70'inin semptomları nedir? Belirtileri nedir? Siz bunlara ne, hangisine hastalık diyorsunuz dediklerinde el cevap. En başta algılama problemleri, anlaşma problemleri, kabul problemleri, isyan hastalığı, nisyan, nifak, dedikodu, bela, musibet, yalan söyleme, daha binlercesinin arkasında tıbbi bir gerekçe vardır. İnsan hayatında yapılan manevi ya da bir başka dine mensup olsa bile, hırsızlık adı altında beyan edilse bile bunların tamamı bir hastalıktır. Bu hastalıkların ruhta olduğu kadar bedende de bir karşılığı vardır. Yani çocuklarımızı yetiştirirken onların sağlıklarından sadece grip olmasınlar, kötü bir hastalığa düçar olmasınlar, bir hayvan ısırıp da kuduz olmasın korkusuyla değil. Bütün bu hastalıklar esasi hastalıkların %30'udur. Hastalıkların geriye kalan, yani bundan iki kattan daha fazlası olan insan morfolojisinde beynin hükmü altındaki ruhun ve nefsin etkileşimiyle beraber ortada semptom olarak belirlenemeyen ama toplumun geneline baktığınız zaman ya bu toplum gitgide algı problemi yaşıyor, gitgide kabulde problem yaşıyor, gitgide insanlar birbirini anlayamaz, anlayamadıkları için kavga eder haline gelmiş dediğiniz şeyler aslında bedende bir takım birikimlerle hasıl olmaktadır ki bugün bütün pediatrinin ortak sorunundan başlarsak eğer. Yani. Çocuğunuz hastalandı, rahatsızlandı. Pediatrinin psikoloji bölümü de var. Çocuğunuz isyankar, çocuğunuz çok küfür ediyor, çocuğunuz yalan söylüyor, babasının cebini karıştırıyor vesaire. Kalktınız bir pediatriste götürdünüz. İşin çocuk psikolojisi tarafı da var ama yine pediatri şemsiyesi altında çocuk olduğu için 14, 15, 16 yaşlarına kadar özellikle 0-6 yaşa odaklanmış olsalar da teorik olarak 14, 15, 18'e kadar giden sürece çocukluk alameti kabul edildiği için bu alanlara kadar uzuyor. Bizim bu akşamki ana temamız 0-6 yaş grubudur. Aslında bu barem de yanlıştır. Birazdan izah edeceğiz. Şimdi pediatrise giderseniz 4 yaşında çocuğunuzu bırakırsınız. Grip olmuş, nezle olmuş, bir başka ateşli hastalığı var, sürekli gel git gidiyor vesaire. Pediatrisin yaptığı tek bir şey vardır. Çocuğunuzu alır, onun laboratuvar testlerinden geçirir. Kan testidir, idrar testidir, gayde testidir vesaire. Ama kaçırdığımız bir mevzu var ve bugün pediatrinin bilmediği bir şey var. Semptomik moleküler biyoloji diye bir alan vardır. Henüz biyolojide açılmamış bir alandır. Bu futuhatın ana konularından, ana temalarından biridir. İnsanoğlu anne ve babasından kaşını, gözünü, kulağını, burnunu, vücut fonksiyonlarını aldı. Veya vücudunun hassas bölgeleri vardır. Kimisinin annesinde bağırsak problemleri ağır basar, bir çocukta bağırsak problemleri daha çok görülür. Baba tarafına bakarsanız göz bozukluğu vardır, çocuklarından biri sağlamdır, gözleri öbürünün bozuktur. Yani bugün tıbbiye şunu kabul etmiştir ki, ispatlanmıştır ki, anne ve babadaki tıbbi meseleler kalıtımsal olarak çocuğa geçiyor mu? Evet geçiyor. Şimdi o zaman ben ikinci soruyu soracağım aynı pediatriste. Anne ve babanın geçirdiği bir hastalıktan dolayı farmakolojinin ortaya koymuş olduğu ilaçları bazen bir sene boyunca, iki sene boyunca kullandığı dönemler oluyor. Gerek psikiyatri alanında, gerek mide alanında, gerek kanser ilaçları vesaire. Bütün bunlardan bir ilaç kullanıyorsunuz. Ve sonra cinsel birleşme yoluyla çocuğunuz doğuyor. Şimdi pediatri kaşın gözün geçtiğini kabul ediyor. Anne ve babadaki vücut rahatsızlıklarının bir kısmı ve temel argümanların buraya geçtiğini kabul ediyor. Ama çocuğun anne ve babasının evlenmeden önce ya da çocuk doğmadan önce en az
26 ile 28 ay sürecince, yani çocuk yapılma aşamasından 26 ay 28 ay önceye kadar, bugüne kadar hiçbir ebeveyne hangi ilacı kullandığını sordunuz mu? Sormadınız. Çünkü sebep bilimsel bir eksikliğiniz var. Eğer o tarafa giderseniz işin hakikati ortaya çıkacak. Çünkü lenfoma gibi, kanser gibi ya da isyan gibi, öfke krizleri gibi dersin ikinci kısmında biraz daha detaya gireceğimiz unsurlarda görüleceği üzere semptomların yaklaşık %40'ı anne ve babanın cinsel birlikteliğinden 26 ila 28 ay önceden sürekli almış olduğu ilaçlarla vücudunda artmış olan belli moleküllerin çocuğa geçmesiyle çocukta hastalık olarak görülmektedir. Pediatri bunu bilmez. Bu yüzden pediatri çocuk hastalıkları %40'ına cevapsız kalır. Onu tutar endokrinolojiye gönderir. Onun üzerindeki hormon dengesini ölçmeye kalkar. Zaten tıbbiye bugün hormon dengesinde patlamış vaziyettedir. Neden? Çünkü hormon dengesinin temeli çocukta anne ve babanın moleküler biyolojisinden alır. Moleküler biyolojide ise etkin madenler diye bir kanun vardır. Bilmedikleri bizim bu akşam beyan ettiğimiz kanun. O da şu. Siz bir ilaç alırsınız. Bu ilacın vücudunuzdan atıldığını düşünürsünüz. Ve hatta bir tahlile girersiniz. Tahlilde de bu maddeden sizin üzerinizde görülmez. Ne gibi? Egzoz muayenesine gidersin. Aracın belli bir seviyenin altında karbon veya işte o kötü gazları yaymıyorsa, atıyorum barem 20 ise, 20'nin altında sağlıklı bir araçlar çıkartırlar. Veya bir başka unsurda. Bu adamın 20 ure seviyesi var, 140 ure seviyesi var, 6 sağlıklı da çıkartırlar. Ama halbuki adamın vücudunda onlara göre eser miktarda olan şey çocuğa geçtiği zaman çocukta farklı işlemektedir. Neden? Şimdi aynı pediatri uzmanı bana şunu söyleyecek. Diyecek ki anne ve babada bahsettiğiniz bu maddeler bebeğe geçtiğinde bebekte bir fonksiyon yapıyorsa anne ve babada da aynı fonksiyonları görmemiz gerekmez mi? Kesinlikle hayır. Zira çocuğun 6 yaşına kadarki vücudun maneviyatının, maddiyatının büyüme oranı anne ve babanınki gibi durgun değil ki. Senin vücudundaki bir damla senin için hiçbir şeydir. Atıyorum size bir damla zehir verdiler. Eser miktarda. Eser miktarda. O ne bir laboratuvar ortamında çıkar ne sizin vücudunuzda görsel olarak bir sıkıntıya sebebiyet verir. Ama aynı eser madde bebeğe geçtiği zaman sizin için bir damla hiçbir şey değilken bebek için bir damla atom bombasıdır. Şimdi bunların nasıl geçtiğini soracaklar. DNA dizilimine gidecekler. Diyeceğim ki sizin hayatınızda her şey DNA olmuş. Hakikat DNA üzerinde değil sadece. Sizin yumurta dediğiniz şey neyden oluşuyor? Bir DNA dizilimi var ama hücrenin etrafında besin kordonu var. Doğru mu? Doğru. Sperm dediğiniz şeyin bir DNA'sı var. Doğru. Ama içinde bir besin var. Doğru. Aynı pediatrinin bir önceki gebelik bölümünde de biraz anlatmıştık ya. Kadın hamileyken şu ilacı kullanamazsın diyorsunuz. O ilacı neden kullanamayız diye sorduğunuzda doktora size cevaben diyor ki tıbbi olarak. Annenin fetüsünde yani anne ana rahmindeyken bebek annenin almış olduğu ilaçlardan kendi vücuduna alır ve vücudu zarar görür diye annenin hamilelik boyunca şu 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 ilaçlar ki ilaçların %90'ına yakın. Ne garip değil mi? Bir kadın düşünün. Hamile olana kadar 100 ilaç kullanma hakkı var. Hamile olduğunda 90 tane ilaç iptal olur. Aman diyorlar bebek zarar görür. Peki sual ediyorum ben. Bu kadın hamile olmadan önce kullandığı ilaçlardan hasıl olan hücre morfolojisi annenin yumurtasında yok mu yani? Annenin yumurtasında da var bu. Siz işi sadece ana rahminde annenin suyuna bağlıyorsunuz. Anne ile çocuk arasında kordona bağlıyorsunuz, bir kordona ihtiyaç yok ki. Ne gibi? Benim vücudumda grip virüsü yoktur ama bir başkasından virüs alabildim mi? Aldığım zaman ben grip hastası olmam gibidir bu. İşin başlangıç ve nihayetinde bir bağa ihtiyacımız yoksa eğer, ana rahminde yumurta 24-26 ay hatta 28 aya kadar alınmış olan ilaçların
bir noktada bir laboratuvar ortamıdır. Aynısını bir aktarmaktadır. Sen ondan sonra 9 ay ilaç kullanma. Hiçbir anlamı yok. Gene kullanmasın ama zaten onun öncesinde bebeğe kesinlikle zarar vereceği bilinen ilaçları hamile kalmaya niyet etmeden önce de almaya devam ediyorsan aynı şeyler yumurtadadır. Senin için bir şey ifade etmeyen şey senin yumurtanda oluşacak olan o çocuk için bir atom bombasıdır. Aynı şey baba için geçerlidir. Her ikisi bir araya geldiğinde ise etken maddelerde 1 artı 1 2 değil 4 eder. Çarpı 2 etki yapmaktadır bu. Dolayısıyla birinci madde şuradan başlıyoruz. Pediatri uzmanının ilk sorması gereken sual şudur. Çocukta tespit edilemeyen, bilinmeyen bir hastalık var. Garip bir hastalık var. Grip gibi, nezle gibi bir hastalık, bir bulaşıcı fonksiyondan gelmiş bir hastalık yok. O zaman ilk gideceğiniz yer DNA testleri değildir. Hormonlar değildir. İç yapısını öğrenmeye çalışmak, hele ultrason ve röntgen MR cihazlarına sokmak değildir. Önce dönüp şunu soracaksınız. Anne ve babacık, evlenmeden önce ya da bu çocuğun yapılmasından evvel hangi sürekli kullandığınız ilaç var mı, yok mu? Sürekli kullandığınız ilaçlar varsa bugünkü tedavi yöntemi tamamen çürür. Zaten bugünkü tedavi yöntemleriyle pediatrik olarak çocuklara destek olunamamasının temel sebebi buradan başlar. Şimdi burada bir parantez daha açılır. Ey Müslüman adam, farmakolojik olarak bir kadın hamile olduğunda 9 ay boyunca alınmasının çocuğa zararlı olacağını söyleyen farmakoloji normal insana bunu nasıl reva görebilir? Normal insana bunu reva görüyor. Al diyor, iç. İyileşeceksin. Kendine geleceksin. Şifa bulacaksın. Tam sizin rahminize bir çocuk düştü. Bir kadının rahmine çocuk düştü. Aynı ilaç diyor senin için zehirdir şimdi. Ama sizin o süreç boyunca aldığınız ilaç artık yumurtalıklarınıza, rahim duvarınıza, babanın bütün spermatografisini birebir işlemiştir. Çünkü bir adamın hastalıklarını en iyi ölçebileceğiniz iki yer vardır. Tıbbiye bunu da bilmez. Biri omurilik kanalıdır. Oraya girmek zor ve tehlikelidir. Onun biri spermdir, biri yumurtadır. Çünkü insanın en özüdür orası. En özü. Her şeyi alır, en öz hali o yumurtadadır. Besin kalıbı vardır çünkü üzerinde. Vücudunuzda ne kadar besin tayfası varsa o yumurtadadır. Erkek için spermdedir. Şimdi anne babalar için söyleyelim. Kötülük olmasın diye, yanlış bir şey olmasın diye efendim diyor, çocuk doğduktan sonra içkiyi bırakacağım. Allah herkesi bu beladan kurtarsın ama toplumun önemli bir problem olduğu için söylüyorum. Hanımefendi normalde içki içen bir hanımefendi. Allah kurtarsın. Hamile olduğunda diyor ki ben hamileliğim boyunca aman içki içmeyeyim, kafein almayayım. Bütün bunlar çocuğuma zarardır. 9 ay boyunca oruç tutayım. Ondan sonra içkiye devam ederim diyen insanlar var mı? Var. Ablacığım o 9 ay boyunca hiç kendini zorlama. Sen yapacağını yaptın zaten. Yani doğmadan önce, o çocuk yapılmadan evvel, sizler cinsel birleşmeden evvelki güne kadar içki içtiğiniz için ne varsa o yumurtada var. Kendinizi kasmaya gerek yok. Ha, alacağınız içkinin ekstra zararı var. Ayrı bir konu. Ama hakikat, siz o çocuğa o mamayı artık hazırladınız. Dolayısıyla siz eğer bir şeyi temizlenmeye niyet ediyorsanız, siz eğer sağlıklı bir çocuk istiyorsanız, siz eğer dipdiri, capcanlı, sözü anlayan, kavrayan, sizi dinleyen, algı problemi olmayan, öfke krizine girmeyen, anne babası itaatkar bir evlat istiyorsanız önce siz adam olacaksınız. Daha o çocuğu yapmadan 2 sene evvel Bismillah deyip kendinizi temizleyeceksiniz. Hayatın her alanında, ilacından, içkisinden, kötülükten, kötü sözüne kadar. Çocuk, anne hamile kalır, baba evde sürekli küfürlü konuşmaktadır. Anne der ki babaya, bak artık çocuğumuz oluyor. Senden duyacağı her şeyi kaydediyor. Bundan sonra küfürlü konuşmamaya dikkat et ki çocuklarımız senden bir küfür öğrenip onu kullanmasınlar. Abi geçmiş olsun. 2 sene boyunca yaptığın küfürler zaten senin sperminde var. O çocuk paşa paşa küfür edecek sana. Hiç başka bir şansın yok senin. Çünkü besin tayfında siz 2 sene evvelden bunu hazır ettiniz. Paketlerinde sizin sperminizde var bu. Ha, bütün hastalıklar için 24 ay değil. Bazısı var 4 ayda temizlenir. Bazısı var 3 ayda temizlenir. Uyuşturucu 38 aydan önce temizlenmez bir insan vücudunda.
bebeğe geçirgenlik anlamında söylüyorum. Adam kendi vücudunda kendini rahat hissedebilir. Artık uyuşturucuya müptela değilim ben diyebilir. Bonzai'yi canı çekmiyor olabilir. Ama önündeki 38 ay boyunca herhangi bir cinsel birleşmeden doğacak olan bir çocuğun uyuşturucu bağımlılığı olma ihtimali diğer çocuklara göre en az 8 kat fazladır. Ya 38 ay ben kendimi nasıl temizleyeceğim? Ha farklı uygulamaları, detoksları vesaire vardır ama hakikat öyle bir emanet taşıyor ki insanoğlu, bu emaneti sadece yerine tevdi ettiğinde görevi var zannediyor. Pediatri de bunu destekliyor çünkü son ana kadar insanı kullanmak istiyor. Son ana kadar içki içsin, son ana kadar sigarasını kullansın, son ana kadar her türlü bela desiseyi işlesin. E tam çocuk da olacak, ha bundan sonra küfür etme, bundan sonra içki kullanma, bundan sonra kötü alışkanlıklarını terk et. Ama bunun bir öncesi vardır. Siz mutfakta yemek sizin kapınıza tak diye inmiyor ki. Pirincinizi ayıklıyorsunuz, temizliyorsunuz, yıkıyorsunuz. Yağınızı temiz yerden alıyorsunuz, seçiyorsunuz. Yemek yemeğe kadar gelen süreç, yemeğin pişirilme anından en az 4-5 kat daha fazla zaman harcıyorsunuz. Gerisi bir tencere, tava, ateş bitti gitti. Hakikat bunun öncesi. Ve pediatri ne ilginçtir ki, bebeğin öncesinde anne ve babanın hikayesinden habersizdir. Örnek, baba sürekli olarak alkol tüketmiştir, alkolün de ağır kısmını tüketmiştir. Vücudunda çinko fazlası vardır. Çocuk doğar, bir türlü tiroid bezlerini çalıştıramazlar. Ondan sonra yıllarca gelirler giderler, tiroidini çalıştırmaya uğraşırlar. Halbuki eser çinko semptomu görülmüştür. Onun vücudundaki çinkoyu çökertmeyi bilirsen sen, tiroidler çalışmaya başlar. Çünkü tıbbiye bölümünde anlatmıştık. Bugünkü tıp alarm veren unsurlar üzerinden çalışıyor. Alarmı neyin verdiğinden habersiz. Yani bir alarm çalıyor, kapıyı langarak diye kırıyorlar, yeter ki kıralım da girelim. Ya belki içeride fare dolaştı, çocuk alarmı yanlış çalıştırdı, yanlış kurdu, burayla alakalı değil, belki alt kattan bir yangın oldu, o yüzden buranın sistemi çalıştı. Bunlardan bir haber. Derdi alarmı susturmak. Niye? Çünkü farmakoloji başka türlü para kazanamaz. Şu bahsetmiş olduğumuz değerlerle yazılacak tıbbiyenin ve uygulanacak tedavi yöntemlerinden önce sağlıklı yaşam yöntemleri insan uygularsa kendinde ve çocuğunda başlamak üzere bugünkü farmakoloji bu cironun onda birini bir daha göremez. Mevcuttaki bu cironun %90'ını kaybeder, bütün hikaye bundadır. Ve bu kadar doktora da ihtiyaç olmaz. Bir memleketin bu kadar doktora ihtiyacı var. Bakın sağlıklı memlekette, eğer bir memlekette sağlık varsa, orada insanlar sağlığın ana koşullarına uyarak yaşıyorlarsa, yani çocuk hastalıkları değil, çocuk sağlığı merkezdeyse, o toplumda 100 bin kişiye bir doktor kafidir. 100 bin kişiye tek doktor. Çünkü sağlıklı yaşamaya gayret ettiğiniz toplumlarda hasta sayısı, yani kişinin evinde çözemeyeceği, artık doktora muhtaç olduğu hastalık sayısı %3,5'tür. %3,5. E bir yıl boyunca büyük bunu 100 bin kişiye bir doktor yeter. Hadi 2 doktor olsun. Hadi 3 doktor olsun. Siz bugün toplumda nereden baksanız yaklaşık 10 bin kişiye, 5 bin kişiye, hatta daha fazla arayacağım. Neredeyse her mahallede artık bir doktor dikmediniz mi? Artık bütün mahallemizde bir doktor var. Elhamdülillah. Kötü bir şey değil, güzel bir şey. Ama yanlış bir uygulamanın sonucu bu. Mutluluk verecek bir durum yok. Ya Allah'a şükür her mahallede bir doktor var. Elhamdülillah iyidir. Ama bu doğru tıp uygulamadığımızın, berbat bir hayat sürdüğümüzün, beceriksiz bir tıbbiye sistemine sahip olduğumuzun, Türkiye açısından değil ha, dünya açısından tıbbiyenin çöktüğünün izahıdır. Sen demek ki toplumda insanların sağlıklı yaşamasını o kadar çok elinden almışsın ki her mahalleye bir doktor koyuyorsun gene yetmiyor. Mahalleyi geçtim artık sokaklara böldüler. Üst sokağa bir doktor bakıyor artık. Şimdi şehir hastaneleri o geliyor o geliyor o geliyor. Sebep? Çünkü biz sağlıklı yaşama özelliğimiz elimizden alınmıştır. Bakınız çocuk anlamında bakarsanız çocuğun 3 tane temel ölçüm yeri vardır.
hiçbir tedaviyi uygulamadan önce kişinin kendi elleriyle yapabileceği çok basit şeylerdir bunlar. Tabi bahsettiğim gibi önce işin başı pediatrinin başı çocuk değildir. Anne ve babadır. Çocuk doğduktan sonra, çocuk dünyaya geldikten sonra bu çocuğun hayatta kalmasında, onun sağlıklı dünyaya gelip gelmediğini kontrol aşamasında 3 tane ana fonksiyonu vardır çocuğun. Bir tanesi kemiktir, bir tanesi kas yapısıdır, üçüncüsü duyu yapısıdır. Pediatri bu kısmı da bilmez. Şimdi bu kısmı kısaca anladım. Kemik kası aşağı yukarı herkes biliyor. Yani bir eskilerin yapmış olduğu ters köşe ölçümler vardır. Bizim anneannemiz ne saçma şey yapar derdiniz var ya, o yapmış olduğu ters ölçüm, eliyle çapraz ayaklarının ölçümü, çocukta kalça çıkılımı var, çocukta sinir sistemi bozukluğu mu var, hepsini ölçmeye yeter ve kafidir. Kasları ise parmağını ikinci ayın sonunda tutturursunuz, kendini çekebiliyorsa kas yapısında problem yoktur. Asıl çocuktaki problem duyu problemleridir. Sebep, Allah-u Zülcelal bebeğe konuşma vermemiş. Kendi derdini anlatamıyor. Herhangi bir şekilde bir problem olduğunda, hastalığı olduğunda, ağrısı olduğunda şuram ağrıyor diyemiyor. Bir ağlanma var, sızlanma var, uyuyamama var. Öyleyse sizin doktor olarak, pediatrik olarak çocukta bakmanız gereken ana arterlerden bir tanesi duyu bölgesidir. Yani kulaklarıdır, gözleridir, burnudur, ağzıdır. İşin bir hakikatini söyleyelim. Bundan 400 sene evveline kadar yavaş yavaş azaldı. Son 200 seneden beri hiç yok. Çocuk doktoru dediğin şey çocuğun hastalığını ağız kokusundan anlamaktır. Bir çocuk doktoru çocuğun ağzındaki kokudan çocuktaki hastalığı anlayamıyorsa çocuk doktoru değildir. Ha bugün onun eğitimi olmadığı için bilinçsizdir. Ya bu çocukta iltihap mı var? Akciğerinde balgam mı var? Bağırsağında ten yeri mi var? Bu çocuğun kasıklarında pişik mi var? Ağız kokusundan anlarsın. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle yaratmıştır. Vücudu tertemizdir. Ağzından çıkan kokuların tamamı, vücudundaki hastalıkların tamamı da cevaptır. Zira anne sütünden başka bir şey kullanmadığı için ve kullanmaması da gerektiği için, hakikatte oraya da geleceğiz. Ağzından çıkan her koku onun vücudunun beden kokusudur. Şimdi ben öğlen neyle et yemişim? Akşam makarna, üzerinde gazoz içtim, su içtim, o bu. Midemdeki asiditenin çıkardığı kokuyla artık benim ağzımdaki koku bir referans değildir. Çünkü ben her türlü besini alıyorum, bağırsak floram tamamen değişmiş, yediğim besinlere göre ağzımdan çıkan bir koku var. Sende bende bu yaşlarda olmaz. Ama ağzı süt kokar. Anne sütünden başka bir şey kullanmayan bebeğin ağzındaki koku, bebeğin bütün hastalıklarının birebir cevabını verir size. Hiçbir laboratuvara ihtiyacınız yoktur. Allah böyle yaratmıştır. Sen hiçbir at yavrusunun laboratuvara gittiğini gördün mü? Ama at yavrusunun bugün ölüm oranı dünyadaki çocuk ölümünden düşük, biliyor muydunuz bunu? Dünyada ölen at yavrusu sayısından 8 kat daha fazla bebek ölüyor dünyada. Hadi farmakolojim var, MR'ım var, laboratuvarım var. Her mahallede 3 doktorun var senin. Atın yavrusu kadar bakamıyorsun yavruna. Çünkü sen o yavruyu öyle bir hale getirdin ki anne ve babası başta olmak üzere. Çocuğu da öyle bir hale getirdiniz ki ilaçlarla bir yönteme çıkıyorsunuz. Daha tedaviyi geçtik. Teşhis aşamasında problemimiz var. Bakınız, anne sütünün buradaki önemi birinci derecede esastır. Duyu organlarının yetişmesinde. Şimdi çalışan annelerimiz kusura bakmasın, hepsini Allah hayırlısıyla evlerinde daha zengin bir hayat nasip eylesin. Çocuğunuzun sütünü soğurdunuz, soğutuyorsunuz. Emziklerle işte belli pompalarla alıyorsunuz, bir kaba koyuyorsunuz, çalışmaya gidiyorsunuz. Sizin adınıza birisi o sütü veriyor, değil mi? Bu sütün %60'ı çöp kardeşim. Sebep, süt anne memesinden çıkarken kendisinde var olan anne kokusu filan, psikolojiyi de geçtim. Biyokimyasal bir gerçek var. Süt paslanır kardeşim. Sütün paslandığını kimse bilmez. Süt pas tutar. Sen sütü dolabın neresine koyarsan koy. -5'e koy, -15'e koy. O pası kimse göremez, o pası kimse engelleyemez. Buna süt pası denir.
sütün kesilme sebebi de budur. Dolayısıyla anne sütünü almış da saklamış da buraya vermiş de bu çocuğun sağlıklı olmasını bekleyemiyorsunuz. Bunu sağlayamadığınız zaman ne oluyor? Bebek mamaları. Tıbbiye Risalesi'nde beyan etmiştik. Bir Müslüman alim söyleyince kimsenin kafasına inmez. Elhamdülillah geçen hafta Amerika'da bir araştırma yapıldı. Dünya çapında bebek maması üreten 588 firmanın haberini internetten okuyabilirsiniz. Makale halinde de yayınlanmış resmi bir makaledir. 588 mama markası tek tek ağır metaller testine sokuldu. En ince detaylı büyük bir teste tabi tutuldu. 588 tane mamadan onay alan, kabul olan tek bir mama markası çıkmadı. İçinde arsenik, civa, demir, çinko, alüminyumdan tut. Sen bugün vücuduna almaya kalksan anında öleceğin ne varsa bulundu. Tek bir tane bebek mamasına onay veremediler. 588 marka. Seninse hastanende daha annesinin sütü gelmedi diyerek çat diye arkasından mama vermeye çalışan bir pediatri kurumu var. Bir tıbbiye kafası var. Çocuğunuza bebek maması vermeniz, öldürmeniz de eşdeğerdir. Fare zehridir çünkü. Bir farkı yoktur. Sebep, uzun süre boyunca eğer arsenik koyamazsanız bebe mamalarını 3 ay içinde satıp tüketmek zorundasınız. Arsenik koymaya mecbursun. Yeryüzündeki bütün toz yapılara, bütün toz alıyorsun, hazır çorba, hazır mama. Başında hazır yazan bir şeyin uzun süre kalabilmesinin tek yöntemi arseniktir. Ama bunu öyle miktarda koyarsınız ki bu hiçbir laboratuvar ortamında görünmez. Buna eser uçar madde yönetim tarzı denir. Eser uçar madde. Hiçbir laboratuvardan bunu geçiremezsin. Ancak Amerika'daki gibi ben bunun dibine kadar ineceğim dersin. O da çok maliyetli bir laboratuvar testidir. Aylar sürer, günler sürer neyse. Bir de karşındaki o mafyayı da karşına almayı kabul edersin. Ha o gün dersen ki ya efendim bunun üzerinde organik yazıyor. Zaten organik yazıyorsa vazgeç. Zaten organik yazıyorsa toptan vazgeç, o büyük bir yalan. Meyve suyundan tutun meyve püresine kadar yapmışlar bunu. Meyvelerin en son çürüme aşamasındakilerini alarak meyve püresi haline getirip bebeklere yediriyorlar. Birleşmiş Milletler Gıda Fonu'nun bütün dünyada yürütmüş olduğu bir süt tozu faaliyeti var, bilir misiniz? Hani Afrika'da aç çocukların, gariban çocukların yemek yiyememiş, mama bulamadığı için annesinin sütü olmadığı için ölüm seviyesine gelen binlerce, milyonlarca çocuk var. Bunlardan da biz sorumluyuz. Ayrı bir konu. Sosyal, dini, hakiki bir konu. Buna karşı Birleşmiş Milletler'in öğrettiği şey ne? Süt tozu. Süt tozunun içerisindeki maddeler ne yapar? Süt tozuyla büyümüş olan bir bebeğin tarih boyunca kimliğine sahip çıkma şansı yoktur. Nerede uyguladılar bunu? Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünyanın en büyük laboratuvarıdır Amerika. Günün birinde halka ayaklandığı zaman görürsünüz bu gerçekleri. Yine Müslüman bir alim söyleyince kafaya düşmez. Dışarıdakiler için söylüyorum, söz meclisten dışarı. Bir gün gelir Amerika'da bu hakikaten yapılmış olan çalışmaların sonuçlarıyla toplumun nasıl, affedersiniz, hayvanlaştırıldığını görürsünüz. Bebek maması, süt tozu, meyve püreleriyle nasıl hayvani bir çocuk yetiştirildiğini görürler. O gün derler ki siz bize ne yaptınız? Çünkü bu işin başlangıç noktası orasıydı. Şimdi çok basit bir sorudur. Amerika'ya göç etmiş olanlar kimler? İngiliz, Fransız, Alman, İspanyol, Portekiz, say. Ya bu adamlar kendi evlerinde bir yemek kültürleri var da Amerika'da niye uygulamadılar? Amerika'da hızlı para bulacağız derken hızlı yemek kurumunu geliştirdiler. Ama toz olan yiyeceğe geçmiş oldukları zaman dilimi 1930 para kriziydi. O günden başlayan bir tarihi süreç, ayrı bir konu, oraya girersek uzun sürer. Hakikat anne sütünden 2 sene boyunca az geldi çok geldi önemli değil. Bu anne sütünden ayıramazsınız çocuğu. Peki annenin sütü yoksa ne yapılır? Pek çok yöntem var, baharatçılara sorunuz. Burada da ilaç kullanılmaz. Zaten tıbbiyede de bunun ilacı yoktur. Yine baharatçıya gelmek zorundasın. İşin ikinci tarafı şu. Bundan sonra başlayacak olan gıda takviyeleri süreci vardır. Yani bebek gelişiminde anne sütünden çıkarılıp
güncel hayattan yemek yemeye başlayacağı dönem. Bu dönemde ise bizim fütuhatımızdaki hakikat meyveden başlamaz, aynı insana insan muamelesi yapılır, et suyuyla başlandırılır. Bebeğe aslında hafif et suyuyla, ağır olan değil, hafifleriyle, kemik suyu dersek daha doğru. Kemiğin iliğinin çocuğa verilerek çocuğun duyu organlarının geliştirilmesi. Ama yıllarca bu ülkede ne yaptılar? Et suyu sakın içmeyin. Niye? Kolesterol yapar. Hasta olursunuz. Kalp hastası olursunuz. Çok enteresan bir bilgi. Yahudilerde hali hazırda et suyundan başka bir yemek bulamazsınız. Et suyudur hala Yahudinin yediği. 90 yaşına kadar, 110 yaşına kadar vazgeçmez. Çünkü sendeki iliği, kansere karşı bütün immün sistemini ayakta tutan tek şey vardır. Kemik iliğinin suyu. Etin suyu biraz ağır kaçar bebek için. İnsan vücudunu biraz zorlar. Ama kemiği alırsınız, hem de çok ucuz bir şeydir. Bir kasaba gitseniz, kemik rica etseniz para tutacak bir şey değildir. Kemiği iliğiyle kaynatırsınız, çocuğa buradan başlatırsınız. Buradan başlatmanın sebebiyle diğer bütün besinlere de alışkanlık sağlar. Niye? Hayvanın yediği bütün o otlar var ya, kemiğin iliğine işlemiştir. Kemiğin iliğini içince çocuk sebzeye karşı duyarlı artar. Sebze verdiği zaman istemiyorum demez. Ama sen meyveden başladığın için önce, şimdi anneler onu öğrettiler. Dediler ki önce meyve püresinden başlayın. Niye? E püre işte ağza alışsın filan. Yalan hikaye. Çocuk böylelikle hazır gıdaya alışıyor. Çünkü biz bir hayvani canlıdan alacağımız bir bilgi var. O bilgi de bir hayvanın otladığı yerde yediği bitkilerdir. Siz o ilikten bitkileri vücudunuza alırsınız. Ondan sonra senin önüne semiz otu, bamya koydukları zaman çocuğun önüne iğrenmez. Ama meyvelerinden başlatmaların temel sebebi ne biliyor musunuz? Kusura bakmayın, tamamen ticaridir. Bu ülkede meyveler ağaçlarından dökülünce iki tane dünya çapında meyveler bir dönem yenmez olduğunda ağaçlarından döküldüğünde iki şeyi türettiler. Meyvanın suyu, meyvanın püresi. Çürüyor, ne yapacaksın? Çöpe mi atacaksın? Atamazsın. Bir ekonomi var ortada. Tarım, hayatı ayakta tutman lazım. Sıktın bunun suyu burada, bunun da püresi burada. Suyunu adama ver, püresini de bebeğe ver. Bitti gitti. Bütün hikaye ticariydi. Sonuç, çocuklar şimdi niye sebze yemiyor? Gidin, evrenin %90'ında şunu göreceksiniz. Çocuğum sebze yemiyor. Çünkü meyve püresinden başladınız hayata. Onun hayatı hayvani gıdadan başlamak üzere yaratılmıştır. İşin burada bir inceliği daha var. Çok ince bir konudur ama erkeğe erkek, dişiye dişi kemik vermek de esastır. Yani erkek bebeğe erkek hayvanın kemiği, dişi bebeğe dişi kemiğin iliği verilmesi esastır. Tıbbiye bunu bilmez. Erkek hayvanın hormonuyla dişi hayvanın hormonu farklıdır. Zaten hepimiz tavuk yiye bu hale geldik. Toplumun iktidarsızlık problemi, nüfusun düşme problemi, erkeğin erkeğe olan cinsel ilişki matematiğinin gittikçe artması, erkek kadın arasındaki diyaloğun kopması, kadının kendini erkeğin kadınsı özellikler kazanmasının en temel sebebinden bir tanesi tavukçuluktur. Çünkü tavuk dişidir. Bizim erkekler için değildir. Tavuk da erkeksi bir yiyecek değildir. Erkekler yemez. Tarih boyunca tavuk ana yemek değildir. Şimdi maddi olarak ana yemek haline getirildi. Hayvancılık özellikle bitirildi. Tavukçuluk özellikle önümüze kondu. Ve bizler tavukları yiye yiye bu hale geldik. Çünkü tavuk jelatini, yani tavuğun üzerindeki bir ince kabuk var. Görülür görülmez, belli belirsiz. Özellikle tavuk suyuna karışır. Beynin üst bölgesinde birikir. Kadınlar için bir rahmettir. Yani kadını daha kadın yapar. Ama erkeğin bütün düşünce matematiğinde kadınsı ve duygusallaştırıcı özelliklerini arttırır. Kadınlı erkekler de köselik yapar. Düşünce bozukluğu yapar. Kimyasal değişme sebebiyettir. Ha, bu şimdi sende fazla görülmez. Çünkü bizim çocukluğumuzda tavuk satılmazdı kasaplarda. Şimdi başladı. Bizden sonrakiler bunu ila tayin ana yemek zannedecek. 5 nesil sonra bu tavukların ne işe yaradığını görürsünüz. Allah korusun. Hakikat bu ama. Sende bu görülmez. Çünkü senin geçmişinde yok. Yeni nesil, yeni nesil, yeni nesil dediğin her şeye
spermle ve yumurtayla aktardığımız o bilgi dağarcığından geriye dönemez hale geleceksiniz. Ha, o gün dönüp bakacaksınız bu kemik iliklerini araştırmaya ki tavuk iliğinin insani için olmadığı görülecektir. Peki kardeşim, bunun doğada karşılığı var mı? Var. Dünyada insan elinin değmediği, çeşit hayvanın yaşadığı bir bölgeye gidelim. Öyle ya, bu hayvanlar çiftlik hayvanı değildi ilk başta. Bunlar dağda geziyordu, keçisi, koyunu, ineği, atı vesaire. Gidelim dolaşalım, dünyanın bana bir yerini gösterin, tavuk sayısı koyun sayısından fazla olsun. Dünyanın bana bir yerini gösterin, tavuk sayısı inekten fazla olsun. Ya arkadaş, Cenab-ı Hakk'ın ortaya koymuş olduğu biyolojik matematik, eğer evrimciysen hakkını ver kardeşim. Sen bir evrimciysen tıbbiyeli olarak hakkını ver. Evrim teorisine göre doğadaki artıların yüksekliği ve eksilerin azlığı, tavuğun miktarı ve ineğin miktarı sana neyi daha fazla yemeni göstermez mi? Matematik ya. Evrim matematiği bu. İnek fazla, tavuk az mı doğada? Evet. Hem de eser miktardadır tavuk. Ekserisi keçidir. Özellikle oğlaktır vesaire vesaire. İnekler bile sonra gelir. Sen diyorsun ki yok, doğa yanlış yapmış. Bugüne kadar doğa anaydı ama. Oydu, evrim oradan geliyordu. Madem sen doğada yaşamak istiyorsun, bak doğada bile tavuk sayısı çok az. Sen tarlanın dışında, ormanda gezen yabani tavuğa denk geldin mi? Yabani keçi var ama. Yabani oğlak var, yabani atlar var, eşekler var, bir sürü var. Yabani var, tavuk yok. Tavuk bunun için birebir kullanılan bir canlı türü değil çünkü. Tavuk esas anlamıyla yumurtacılıktır. Tavuk sadece yumurta için vardır. Eti yensin diye değildir o hayvanın. Onun bütün özelliği yumurtasıdır. Eti çok insani bir durum değildir. İnsan fakir kalır, sıkıntıda kalır. Hepimiz o halde kalmışız. Etin kilosu belli, tavuğun kilosu belli. Mecburen bunu yemekteyiz. Ama en azından et yiyemeyenler için söylüyorum. Hepimiz adına. En azından haftanın bir günü, iki günü. Kemik dediğiniz şey çok ucuz bir şey. Kıyma alamayan, et alamayan kardeşim gitsin kasaptan en azından kemiğini istesin. O kemiğin iliğinin suyundaysa o da hayırdır. En azından o kemiğin iliğinden alması gereken vitaminlere alması gerekmektedir. Çünkü biz tavuk etiyle büyüyebilecek varlıklar değiliz. Bundan sonra sebze başlar, anlattığımız gibi. Ha, bundan sonra ne başlar? Taze su. Meyve suyu değil. Taze su. Ne demek taze su? Ölü sular içiyoruz biz şu anda. Damacanayla 10.000 kilometre, 1.000 kilometre ötede adam doldurdu. Damacanayı koydu. Damacana evime kadar geldi ama bu bir ölüdür. Sevdiğimiz birkaç defa bu mevzuyu anlattı. Geçiyorum. Nerede canlanır? Tekrardan kil yapıdaki küplerde canlanır. Hayat bulur tekrar o su. Normatif düzeyine geri gelir. Bugün içtiğimiz bizim sular bu manada tam anlamıyla su değildir. Şimdi burada tekrar başımıza gelen büyük bir beladan bahsedeceğiz. Beyaz şeker. Ana arterleri veriyoruz. Kitapta detaylandıracağız. Çünkü pediatrinin tutulabilir hiçbir tarafı yok. Ticari amaçlı yürüyor. Beyaz şeker dediğiniz unsur çocuk hangi yaşta olursa olsun ve biz hangi yaşta olursak olalım kullanılamayacak olan bir maddedir. Dünyanın en büyük belasıdır. Beyaz şeker. Hakikati kahverengi şeker, işlenmemiş şeker bu işin güzel tarafı ama ne yaparsan yap. Çocuğuna beyaz şeker veya şeker katkılı ürünler alma dediğinde sen marketin %80'ini bir şey alamayacağın için bunu kabul etmeyecekler. Yani çikolatayı bile evinizde kendi şekerinize yapma imkanınız vardır. Hanımefendiler şimdi her şeyin hazırını bulduğu için, beyefendiler ucuz olduğu için buna yöneldik ama sonuç ne oldu? Şeker yiyen adam, şeker hastalığına tutan adam yalan hastalığına tutulur. Seyidimiz de bunu anlatmıştı. Çok yalan söyleyen insanların büyük bir kısmı şeker hastasıdır. Yani bedende bir karşılığı vardır bunun. Çocuk da aynı şekilde müthiş derecede ahmaklık yapar. Hiçbir şeyi algılayamama problemi çıkar. Söylersin anlamaz. Söylersin anlamaz ve şeker insanda inadı arttırır. Ne kadar çok şeker, beyaz şeker tüketirse bir adam o oranda da inatçılığı artar. Zaten bakın Anadolu coğrafyasında çayı çok şekerli içen topraklar daha inatçıdır. Şekersiz içenler daha ılımandır. Bir şeyi kabul süresi daha kolaydır. Binlerce etken var. Etkenlerden bir tanesi bu. Direkt buna bağlamıyorum ama bu kadar önemli bir etkendir. Çünkü bütün bunlar bizdeki semptomik annemizden ve babamızdan kalmış olan maddelerin
o eser yapıdan çıkarak bizi etkileyecek bir hale getiriyor. Ve o hale getirdikten sonra da daha detaylı olarak sıkıntıya sebebiyet veriyor. Pediatrinin %60'lık kısmı nörolojik gelişimi içermektedir. Yani insanın sinir sisteminin temel yapısı ve argümanlarını içermektedir. Ve bugünkü Freudçu bakış açısı ve psikanaliz anayasasına göre çalışmaktadır. Niye anayasa? Çünkü bugünkü psikiyatrilerin tamamına tabi oldukları için onların yasası haline gelmiş bir usuldür. Ama en temelde bilinmesi gereken esaslar, özellikle bizim coğrafyamızda da ve bütün dünyada da uygulanması gereken bazı esaslar vardır. Bu esasların en temellerinden bir tanesi çocuğu tanımaktan geçer. Pediatri uzmanları çocuğu tanımaz, sebep ruhu bilmedikleri için. Ruhu bilmemenin bir getirisi, en başta geçen haftalarda bunun ne işe yaradığını anlatmıştık. Tıbbiyenin bilmediği tarafıyla ruhlu olan iletişimden bahsetmiştik. Bungıldak en nihayetinde nörolojik yapılanmanın çeşitlenmesinde önemli bir usuldür. Ve çocuk yaklaşık 3-4 yaşına kadar, özellikle ilk 2 sene boyunca bir şeyin canlı ya da cansız olduğunu birbirinden ayırt edebilme kabiliyetine sahip değildir. Zira gelmiş olduğu alemde canlı ya da cansız diye bir kavram yoktur yani esas itibariyle. Ruhlar aleminden geldiği için oradaki canlılık kavramıyla buradaki canlılık kavramı aynı değildir. Dünyanın usulüne alışmakta olan bir insan için, o bebek için canlı ve cansız kavramının gelişmesi aslında nörolojik gelişiminin temelini oluşturur. Çünkü bir şey neden canlıdır ya da neden cansızdır? Babam bana gülüyor ama elimdeki bebek henüz gülmüyor diye birbirinden ayırt etmez. Her ikisi de kendisi için eşittir, eş düzeydedir. Zaten çocuklar için en önemli değer kokudur. Bunu sezaryen bölümünde anlatmıştık. Bir şeyde bir hissiyatın uyanmasında koku esastır. Canlılık ya da cansızlıkta değil, kokuyla bunu algılamaktadır. Ama pediatrinin unuttuğu o kısımda duyu morfolojisinde kokuyla tedavi yöntemi de unutulmuştur ki eskiden bebeklerin de insanların da tedavi yönteminde ana tedavi yöntemlerinden bir tanesi kokuydu. Hocam, Kokuyla tedavi çocuklarda dediniz ya, bir şey anlatabiliriz. Bebek sahipleri, herkesin bebeği doğuruyor ya. Bebek doğunca sarılık çıkıyor onda biliyorsunuz. Evet. Hali teknoloji bebeği hastahanede hapsediyor, anasından uzak, odasından uzak. O böyle yapmayın, iki tane, üç tane diş sarımsağı soyun, bir ipe geçirin, tespih gibi. Böyle omuzuna bağlayıp sarımsağın boğusu geliyor, sarımsağın geçiyor. İki günde. Maşallah. Abi ders yani. Özür dilerim. Estağfurullah siz. İşte buna koku tedavisi deniyor. Bu tedavi yöntemi unutulduğu için çocuklar küvezlere mahkum edildi. Küvez zaten esas itibariyle tıbbiyenin batık olduğunun en basit delilidir. Bebeği tedavi edemeyerek küvezde koruma altına aldığını zanneder. Halbuki bebeğin koruma usulleri duyu organlarıyla geliştirilmiştir. Canlılık ve cansızlık ilminde ise en büyük illet televizyondur. Bugünün dünyasında televizyondur. Bugün özellikle 0-2 yaş grubuna hitap eden özellikle bebek kanalları kurulmuştur. Bu bebek kanallarının karşısına anne babalar bunu koyarlar. Çocuk fazla da onun vaktini çalmasın, eğleşmesin, kendi eğlencesinden korkmasın diye televizyonun karşısına oturturlar. Özellikle 6. aydan sonra bir de şöyle derler ya çocuk seyrediyor ve susuyor. Halbuki çocuk açısından bilmedikleri bir usul vardır. Çocuk hali hazırda o çizgi filmin içerisindeki bütün karakterlerin evde yaşadığına inanır. Bir süre sonra, 2, 3, 4. günden sonra onların evin içinde yaşadığına inanır. Onları evde görmediği zaman, diğer odalarda görmediği zaman huysuzluğu artmaya başlar. İsyanı artmaya başlar. Annesinin memesinden kopar kopar tekrar o canlıları aramaya başlar. Bu sadece bir tane örneği. İkinci örneği bu çocuklardaki zihinsel gelişim normal çocuklara göre daha yavaştır. Bunun delili ne yazık ki yok çünkü toplumun tamamının bebekleri televizyon seyretmektedir. Esas itibariyle çocuk 4 yaşına kadar televizyon karşısına oturtulamaz. Ha bizim gibi insanlar için de televizyonun karşısına oturmak ahmakça bir şeydir ama işin tıbbi tarafına gelirsek eğer tıbbi tarafta çocuğun cansızlık ilkesi olmadığı için
canlıyla cansızı birbirinden ayırt edebilme noktasına gelmediği için bu yaşa kadar televizyon karşısında oturtturamazsınız ve bulunduramazsınız. Bulundurma durumunda bu ayrımı yapamadığı için, yani canlılık ve cansızlık kavramı oluşmadığı için hayal dünyasında geliştiğini söylerler. Tam tersine hayal dünyası tamamen kütleşir. Çünkü çocuk bir şeyi seyretmezse üretir. Seyrederse onun yerine birisi üretmiştir. Ona tabi olur, kendi hayal dünyası tıkanır. Yani biz sağlıklı, düşünen, tefekkür eden, İslam'a, Ümmet-i Muhammed'e hayalleriyle, hayalleri uğrunda mücadele edecek genç nesiller istiyoruz diyorsanız eğer, hayallerinin önünü kesen televizyonları kapatacaksınız. Çünkü 4 yaşına kadar bu çocuk televizyon seyrederse, hayal dünyasının baremleri kapanır, çocuk hayal edemez olur. Çünkü şöyle anlatayım size, normal şekillerde nikotin patlıcanda vardır. Eğer siz sigara içmeyi bırakır patlıcan yerseniz, nikotin ihtiyacınızı yavaş yavaş tamamlar, sigaradan vazgeçersiniz. Vücudun kendi ürettiği bir şeyi siz dışarıdan alınca, vücut üretmekten vazgeçer ama psikiyatri bunu bilmez. Hayal dünyasının oluştuğu 0-36 ay arası, 34. aya kadardır Türkiye şartları için söylemek gerekirse, bu aralıkta televizyonu seyredince beyin hayal etmekten vazgeçer. Beynin hayal etmekten vazgeçmesi ne demek? Yarınlarda bir tasavvuf erbabı oturacak veya bir geometri hocası ona uzay geometrisini anlatırken X diyecek, Z diyecek, sonra YZ, bir de bunun derinliği var dediği zaman derinlik algısı artık yoktur bu adamın. Çünkü bebeklikten itibaren iki boyutluyu seyretmiştir sabahtan akşama. İki boyutlu bir ekran var. X, Y, Z derinliği yok. Z derinliği olmadığı için düşünce derinliği oluşmaz. Düşünce derinliğinin oluşmadığı yerde de akıl üstü kavramları insan bir müddet sonra anlayamaz hale gelir. Türkiye'nin geometride de başarısızlığı ortadadır. Çünkü çocuk doğayı seyretmiyor. Doğadaki derinliği duymuyor. Doğadaki seslerden habersiz. Bunların elektrokimyasal seslerini duyuyor, elektronik seslerini duyuyor. Elektronik seslerle hayal dünyası kapanıyor. Kapandığı için üretkenliği düşüyor. Bakın size çok enteresan bir örnek vereyim. Dünyanın en çok zarar eden firması isteyen istediği bütçeyi açıklasın. Bizim gördüğümüz hakikattir ki dünyanın en çok zarar eden firması Disney'dir. Dünyada en çok onlar zarar eder. En çok kârı onlar yapmaz. Bütün bunları destekleyen ayrı bir fonlama yapısı vardır. Dünyadaki haberleşme ağında, televizyonlarda, özellikle işte çizgi film karakterlerinin oluşması için. Ben tek çok basit bir şey soracağım. İkinci Dünya Savaşı, herkes kan ağlarken Mickey Mouse'u üretmenin matematiği nedir? Dünya kan ağlıyor ya. Mickey Mouse'u üretip kimi güldüreceksiniz? Çocuklar patır patır ölüyor. Charlie Chaplin'i bile anlarım. En nihayet insanın gülmeye ihtiyacı vardır dersiniz, anlarım. Büyük insanların. Ama Disney o tarihte kurulurken amaç ve nihayet şuydu. Yeni bir toplum oluşturacağız. Yeni bir dünya düzeni oluşturacağız. Yeni bir sistem oluşturacağız. Bu sistemde isyana, hayır demeye izin vermeyeceğiz. Kendi toplumlarında bunu uygulayanlar, bu toplumlarda hayırcıları yetiştirmek için Mutezile inancıyla insanları iki boyutlu bir pencereye mahkum ettiler. Ama buradaki bizim mükellefiyet bize aittir. Çünkü çocuk televizyon açıp kapatmasını bilmez. Nasıl olsa susuyor diyerek bunu yapıyorsunuz ama kusura bakmayın. Bir annenin babanın çocuğuyla geçirdiği vakit sadakayı cariyedir. Niye cariyedir onu da söyleyeyim hikmeten. Çünkü senin 0-4 yaş arasında çocuğa ne verdiysen hayatı olur. Bir daha bir şey veremezsiniz. Bu yaş 7'ye inmiştir şu anda. Ya ben 9 yaşında çocuğumu karşıma alıp bir şey öğreteceğim. Öğretemezsin, bitti o devir. 7 yaşına kadar verdin, veremedin, geçmiş olsun. Mal artık bitmiştir yani. Eskiden bu yaş 14'tü, 15'ti, 17'ydi. Çocuklar 20 yaşına geliyordu. Hayatın o herkesi telleten unsurlarından habersizdi. Şimdi bütün çocuklar 8-9 yaşında her şeyi biliyorlar. Bütün o bilgi kendisinde varlığı kabul ettiği için bir başkasına kendisini vermesine engeldir. Bu televizyonlar neye sebebiyet veriyor? En başta söylemek gerekirse bitmek tükenmez bilmez hastalıklara.
Niye? Televizyon seyreden çocuklarda immün sistemi gelişmez ve atak kullanamaz. Hayal dünyasının biyolojik karşılığı immün sistemdir. İmmün sistemi gerçekleştiren en iyi unsur hayaldir. Bir adam dese ki bağışıklık sistemi düşmüş benim. Yani immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi nasıl artar? Tasavvufu bir kenara bırakıyoruz. O perşembe günü Hikmet Külliyat'ı bilim dünyasından konuşuyoruz ya. Bilimsel olarak beraber gelin ölçelim. Hayal eden adamların bağışıklık sistemi çok yüksektir. Çünkü vücut ve beyin hayaller uğrunda hormon üretir. Çünkü beyin bir şeyin hayal ya da gerçek olduğunu çoğu zaman ayırt edemez. Eğer adam gece yattığında bir şeyin hayalindeyse, bir şeyi yapmak, başarmak, elde etmek hayalindeyse, tasavvufi tarafında bu Resul-i Kibriya'nın hadis-i şeriflerine uygulamaktır, mürşidiyle yaşadığı bir meseledir, bir başka şeyin hayalidir, Türkiye'nin güzel olma hayalidir, vatanın güzel olma, her ne hayalse, işin nefsani hayalleri de olsa fark etmiyor. Çocukta immün sistemi artmaktadır. Immün sistemi televizyonu seyrettiği zaman düşer çünkü hayal paradigması kapanmıştır. Normal insanlar dahi grip oldunuz, nezle oldunuz, immün çöktü, halsiz hissediyorsunuz, yerinizden kalkamıyorsunuz. Kapatın gözlerinizi, bir Uhud'da gezdiğinizi düşünün. Bir Medine'yi düşünün, bir Mekke'yi düşünün. Her şeyi geçtim. Yarın yapacağınız bir şeyi hayal edin. Yani vücudunuza ayağa kalk, dik dur. Yarın için benim sana biçtiğim bir elbise var, hazırladığım bir iş var. Sen bu işe hazır hale gelmelisin demenin tek yolu hayaldir. Kapatır gözlerini hayal edersin. Bu tefekkürün bir başka boyutudur hikmet tarafından. O hayal senin immün sistemini ayağa kaldırır. Bakarsın ki 2 saat sonra en az 4-5 tane vitamin hapı ilacı almış gibi hissedersin seni, kendini. Bütün bu daire çocuğa şimdi geldi bir şeyi öğretme, öğrendiğiyle yaşayabilme kabiliyeti. Çünkü ortada televizyonda kalmayınca geriye ne kalacak? Yaşanmış olan hikayeler karşısında bir şeyi becerme mecburiyeti kalacak. Çocuklara 3 şeyi öğretmekten mecbursunuz. Mecburuz. Kaç yaşına kadar? 4 yaşına kadar. 4 yaşından sonra daha pek çok mükellefiyetlerimiz var. Onlar dini, maddi, manevi ayrı. Ama bütün dünyanın ister ateist, ister Hristiyan, ister Müslüman olsun fark etmez. 3 şeyi öğretmeye mecburuz. Bunlardan bir tanesi sevgisini, sevgiyi, ikincisi hatayı, üçüncüsü muhabbeti. Bu 3 şeyi öğrettiğiniz zaman hangi dine mensup olursa olsun bu adam dünyada zararlı bir hale gelmez. Çünkü sevgiyi biliyor. Hatadan haberdar, muhabbet yani sosyal iletişim kurabilme kabiliyetine kavuşmuş. Peki bir insana sevgi nasıl öğretilir? Bir insana sevgi severek ve sevdiğini, bir başka şeyi sevdiğini, bir başka şeye hizmet ettiğini göstererek öğretilir. Sende sevgi yoksa çocuğuna kardeşini sev demenin hiçbir anlamı yoktur. Şimdi yeni doğan çocuklar olur, pabucu dama atılmış hikayesi olur, kardeşini sevmesi için bin bir türlü uğraş verilir. Hakikat, senin ona sevgiyi öğretmen gereken zamanda öğretememişsindir, bir kıskançlık da vardır. Temelden gelen ayrı bir konu ama o aslında kıskançlık da değildir. Çocuktaki sahiplenme duygusunu kıskançlıkla karıştırır bugünkü psikiyatristler. Çocuklarda kıskançlık olmaz. Çocuklarda sahiplenme duygusu vardır. Babasını annesini sahiplenmiştir. Yeni gelen bebek sahip olduğu şeyi elinden alıyor zanneder. Bunun adına kıskançlık denmez. Kıskançlık yeryüzünün en adi günahıdır. En adi haramıdır. Bu haram bebekte yoktur. Çünkü bebekler masumdur. Bebekler kıskanç olmaz. Siz ona kıskançsın derseniz ona bir duyguyu öğretirsiniz. Öyleyse ona sahipleneceği başka unsurlar. Bir hayvan, bir böcek, çocuğun kendisine ait olan bir oyuncak, sahiplenme ilişkisi, dinsel bir başka şey kurdurursanız ki o arada Allah'ı sevmenin sevgisini verdiyseniz, yani günün birinde o sizi bir başkasının yanında secdede ağlamak riyadır. Çocuğun yanında vazifedir. Bu ayrımı iyi yapınız. Çocuğunuzun yanında dua ederken ağladığınızı çocuğunuzun, aile efradının görmesi riya değildir. Çünkü eğitimdesiniz.
öğretiyorsunuz. Size dönüp soracak. Baba niye ağlıyorsun? Üzücü bir haber mi verdin? Hayır. Sevdiğim için ağlıyorum. Neyi seviyorsun? Allah'ı seviyorum. Allah kimdir? Ayrı bir eğitim konusu. Dinsel eğitime gidiyor. Bilimin dışında. Ama bir başka şeyi sevdiğinizi gösteren şey sizde hasıl olacak olan gözyaşıdır. Hani der ya babalar, ben çocuğumun yanında hiç ağlamam. İyi halt edersin, yanlış edersin. Çocuğun yanında ağla. Ağlamanın ne olduğunu ve ne için ağladığını bilsin. İnşallah sen de dünya için değil, ahiret için ağlıyorsan sevginin hakikatini ona öğretmiş olursun. İkinci şey hatayı öğretmek. Yani ona hata yaptığını öğretmek. Bu nasıldır? Kendinizin hata yaptığını ona göstermelisiniz. Yani yeri geldiğinizde eşinizden, eşinizin de sizden özür dilediğini onun gözü önünde yapmaya mecbursunuz. Bu bir eğitim metodudur. Hani pek çok insan vardır toplumda. Hayatımda hiç kimseden özür dilemedim diyen bir kalas metaforuna dönüyor ya yavaş yavaş. Ümmet-i Muhammed nezaketini kaybedip ciddice kalaslaşıyor ya. Biz o süreçten bahsetmiyoruz. Müslüman adam nazik bir adamdır. Öyle bir nezakettir ki, işin bir parantezini açalım. Bu iş ne takkeyle, ne sakalla, ne cübbeyle, ne şalvarla olsaydı vallahi şu anda Türkiye'de 100.000 tane evliya vardı. Milyon tane evliya vardı. Bu iş bunlarla değil. Bu iş sevgi işidir. Sevgi ve muhabbet işidir. Öyle bir muhabbet işidir ki o herkesten özür dileyebilecek kabiliyete sahiptir. Evliya olan ekserisi yeri gelmiş hayvanattan özür dilemiştir. Yaşandı bu tarihte. Ahmet el-Rufai Hazretleri bir gün yemek yapıyor, dergahta yiyorlar, içiyorlar vesaire müritleriyle. Sabaha karşı uzak diyardan bir ses geliyor kulağına. Bir köpek yavrusunun sesi. Kalkıyor, anlıyor uzakta bir yerde bir köpek yavrusunu yedirememiş. En az 2,5-3 kilometre mesafede. Kalan bütün kemikleri topluyor parçaya hemen diyor. Alelacele sanki kendi evladına bir şey olmuşçasına. Kalkar gider köpeğin yanına. Der ki hakkını helal et. Senden özür dilerim. Hani nerede fıkıhçılar? Bunun fıkıhta yeri var mı? Var. Hakikat fıkhını bıraktınız. Sizler kıyafet fıkhına takıldığınız için bu haldesiniz. Ahmet el-Rufai Hazretleri köpekten helallik alarak ondan uzaklaştı. Köpekten dahi. Niye? 2 kilometre ötedeydi ya. Açlığından mesul müydü? Senin kalas kafana göre değildir. Bak senin kitabında öyle yazıyor. Ama bir hakikat var. Onların gönülleri o kadar genişti ki dünyanın tamamından kendilerini mesul hissediyorlar. Bu mesuliyet dairesinde yaşanan her zulümatta bizim payımız vardır. Öyleyse yeryüzünden günahkarı biziz diyordu o evliyaullah. Şimdi insanlar kendisine tövbe ederken, estağfurullah lazım derken şey diyor yani. Ya çok da günah işlemiyoruz ama hani sevabına estağfurullah lazım. Halbuki bütün dünya senden mesuldü. Sen bütün dünyadan mesul olarak geldin. Kafirden bile mesulsün zira ona iman hakikatini hatırlatmaya gitmedin ki sen. İman hakikatini hatırlatmaya gidene yardımcı olmadın ki sen. Gülümsemedin ki sen. Sofranı açmadın ki sen. Derdine ortak olmadın ki sen. Dolayısıyla dervişanın da böyle bir sıkıntısı var son 60 yıldır. Türkiye'de son 60 yıldır tasavvuf filan yok. Folklor oynanıyor. Bir folklor oyununu seyrettiğiniz için bugün anlattığımız tasavvufu anlamanız biraz zordur. Hakikat son 60 yıldan beri Türkiye'de tasavvuf değil bir folklor oyunu izlenmektedir. Devam. Muhabbet konuşarak öğretilir. Televizyon başında değil. Siz eşinizle muhabbet ederken çocuklarınız kelimeleri öğrenebilir. Sizin çok kelime kullanabilmeniz için okumanız gerekir. O ince ve latif kelimeleri öğretmekten mükellef olan okuldaki öğretmenler değildir. Beyefendiler diyorlar ya şimdi, eğitim sistemimiz mahvoldu. Bizim lisedeki çocuklar 100 kelimeyle konuşur oldu. Beyefendi senden öyle bir babasın ki demek ki evde 100 kelimeyle konuşuyorsun. Senden çıkacak çocuk da bu, öğretmen de bu, başbakan da bu. Bunlar uzaydan gelmiyor, senin evinden çıkıyor. Bunlar bu köylerden, bu ilçelerden, bu mahallelerden geçiyor. Sen 100 kelimeyle konuşursan öğretmenin 100 kelime konuşması gayet doğal ve tabidir. Bunu arttırmak da mükellef olan öğretmen değil, sensin. Ona onu öğretmek için de o kelime dağarcığı geliştirmekten mükellef olan sensin. Zamanını televizyona ayırırsan elbette ki muhabbetin hakikatine erişemediğin için ne tefekkürden
ne tezekkürden ona herhangi bir şey veremedin. Ve aynı zamanda burada konuşmaktan kastedilen şey benlik duygusu değildir. Bugünkü pediatrinin bir başka iğrençliği daha bebek yaştan bebeklere birey olduğunu hissettirin diyorlar ya. Bunlar toplumsal parçalanma için bir gerekliliktir. Avrupa adım adım küçük devletçiklere bölünecek. En az 80-90 tane küçük devlet göreceksiniz Avrupa'da. Katalonya'dan başlayan bu süreç Avrupa eğitim sisteminin çok güzel bir sonucudur. Harika bir sonucu. Sebep? Bireyselleşme. Adam zevk aldı. 30 kişi bir araya gelip devlet kurduğunu göreceksiniz ileride. Sıkıldım dedi ya senin kurallarından. Artık ben emniyet kemeri bağlamak istemiyorum. Ben uyuşturucu kullanmak istiyorum. Benim bölgemde içki içilmesini istemiyorum. A, Z, B, C. Fark etmez. Bir araya gelecekler, referandum yapacaklar, devletlerini kuracaklar. Çatır çatır görecek bunu dünya. Tekrar derebeyliklere dönüyoruz, haberiniz olsun. Hakikat, benlik duygusu, hayırlı uğurlu olsun. Her birey bir devlet gibi oldu ya, insanlar birleşip ümmet gibi davranamadı ya, sonucu budur. Gayet tabii bir sonucu yaşıyoruz biz. Zira Avrupa'da 100 seneden beri çocuklara sen bir bireysin, anneni şikayet edebilirsin, babanı şikayet edebilirsin, karısı kocasını, kocası karısını şikayet edebilirsin. Efendim öyle yaparsın, böyle yaparsın, böyle yaparsın. Ya bütün bunları yapacak adam en sonunda firavun olur. Başka bir şey olmaz. Ümmetin bir parçasısın. Hizmete mecbursun. Yaşadığın topluma hizmet etmezsen o toplumun sahiplerinden de hizmetkarlarından da bir karşılık göremezsin diyemeyenler bu toplumun parçalandığını görecekler ki Cenab-ı Hak'tan niyazımız bu anaokulu matematiğinin değişmesidir. Çocukları bireyselleştirmeyin. Her birey bir gün karşınıza firavun olacak. Çocuklara bu ümmetin bir parçası olduklarını ve bu ümmetin selahiyetinden mesul olduklarını öğretin. Arka mahalledeki aç adamdan mesul olduğunu, önündeki fakir kurabadan mesul olduğunu, sokağında aç uyuyan kediden, ayağı kanadı kırılmış kuştan mesul olduğunu öğretemezseniz, ona ileride efendim gel biz sana hayvan sevgisini öğretemezsin kardeşim. Yedisinden sonra kimseye sevgi öğretilmez. Bak bu 2-2-4. Bir insana 7 yaşından sonra sevgiyi öğretemezsiniz. Ümmet bilincini aşılayamazsınız. O aşı tutmaz. Her aşının bir vakti var, bir saati var, bir yeri var, bir zamanı var. Bahar ayında çilek ekemezsiniz. Sen istediğin kadar onu seranın içinde yaptığını söyle. O seradan çilek, yediğin çilek var ya, onun adı çilek değil. Sen çilek zannediyorsun. Mevsiminde çıkmayan meyve kendisi değildir. Ölçmeyi bilmedikleri için aynı zannediyorlar. Devam. Çocuklara sorumluluklar verin. Bu mesuliyetin bir karşılığı var. Hiç fark etmez. Ona bir alan belirleyin. Evin içinde 1 metrekare, 2 metrekare de olsa oranın temizliğinden, oranın güvenliğinden, oradaki poşetlerin toplanmasından fark edilmez. Sorumluluklarını yerine getirmeyen çocuğun elinden en sevdiği şeyi alın. Başka bir şey söylemenize gerek yok. Kavga etmenize, dövmenize, cebelleşmesine gerek yok. Sorumluluğu vereceksiniz. Mesuliyet atayacaksınız ve bunu 4 yaşından itibaren yapacaksınız. Yapmadığında sevdiği bir şeyi elinden alacaksınız. Çünkü insanoğlu her türlü bedeli ödemeye niyaz eder. Sevdiği şey neyse ondan onu alırsan ya kendini toplayacaktır ya da kaçacaktır. Çocuğun kaçacak yeri yoktur. Kendini toplamaya kendisini mecbur hissedecektir. Unutulmamalıdır ki asilik anadan, nefret babadan gelir. Eğer bir çocukta asilik varsa annesi asidir. Dönem dönem asilik dönemleri olur. Yani 4-5 yaş isyan dönemidir. Bunu hesaba katmıyoruz. Küfür dönemidir. Bunu hesaba katmıyoruz. Ama çocuk 7 yaşına geldi hala asidir. Anne babaya asidir. O yüzden çocuk asi olmuştur. Annesini düzeltmedikçe çocuğu düzeltemezsiniz. Babada nefret var. Televizyon açılıyor küfürle, kapanıyor küfürle. Hiç kimseyi beğenmiyor. Hiç kimsenin yaptığı işi beğenmiyor. Ustayı da beğenmiyor, başbakanı da beğenmiyor, patronu da beğenmiyor. Bir doğru kendisi her şeyden nefret ediyor. Sonra yanına bir dönüyor, çocuk ona küfür etmeye başlamış. Ya niye küfür ediyorsun? Senden bunu gördü. Nefreti babadan alır evlatlar.
asiliği anneden alır. Anne baba kendisini toplamadıkça istersen en iyi pediatriste git. Pediatrist ne yapıyor? Önüne bir tane oyun sahası açıyor. Ona bir şeyler öğretmeye kalkıyor. 4 ay kadar. Sonra aslında öğrettikleri şey ne biliyor musun? Anneden babadan kop, kendi işini kendin halleti öğretir pediatri psikologları. Anneden babadan bağı koparır. Sen bir bireysin, sen kendini kurtar, onları kendine haline bırak der. Bu yüzden pediatri psikoloğuna götürmektense çocuğu hayvanat bahçesine götürmek daha hayırlıdır. Hayvan sevmesini öğrenir, hayvanların birbirleriyle koklaşmasını görür, oradaki ihtiyaç ve muhtaciyeti görür. Diyecekler ki bu kavramlar çok ağır değil mi? Vallahi çok hafiftir. Çünkü siz pediatriyi 1960'ta özel bir kararla kurdunuz. Derdiniz çocukların sağlığa kavuşması değildir. Derdiniz çocuk psikolojisini alt üst etmektir. Derdiniz bireysel demokratlar yetiştirmektir. Bunun adı demokrasi değildir, bunun adı teokrasidir. Demokrasi bireysellik değildir, ümmetçiliktir. Teokrasi bireyseldir. Herkes kendi yaptığını ve kendi teolojisini en iyi bilir ve onu savunma mücadelesi verir. Beceremezse bunun mücadelesi veren bir firavuna tabi olur, ahmakça bir işin içerisine girer. Hakikat bütün bunlar. Dünyada çocuklara yönelik eğilim bozukluklarının gittikçe artmış olduğu bir dönemden geçiyoruz. Gerek çocuk ölümleri, gerek çocuklara karşı yapılan zulümat, bu bütün toplumun geçmişle çelişliğinin açık bir ifadesidir. Geçmişiyle çelişmeye başlamış olan toplumlar, intikamını geçmişten, yani çocuklardan alırlar. Kusura bakmayın, bir hakikat, yavaş yavaş toplumda çocuk tecavüzleriyle ilgili haberler gittikçe artıyor. Kusura bakmayın, bilinçli bir medya hareketidir. Olaylar gerçek midir? Evet. Ama geçmişte de vardı, bu kadar değil. Bir artış var. Daha da artmasını niyaz edenlerin yapmış olduğu bir propagandadır. Bir. İki. Bu gerçeğin gitgide artıyor olmasının bir temel sebebi, biraz önce Seyit'in beyan ettiği gibi, sen kendi harcına ihanet edersen, sendeki harcın aksini yaşamaya kalkarsan, bir gün bu ruh intikam almak istediğinde, bu beden intikam almak istediğinde nefsiyle beraber hareket eder, gider bebeğe zarar verir. Bebeğe zarar vermeyi vücudu kaldıramıyorsa karısına zarar verir. Bu toplumun halidir. Ki ekseriyetle ailesinde zalim olanlara bakarsanız eğer, zevki için, keyfi için ailesine zarar ziyan verenlere bakarsanız, bunların hepsinin ortak bir özelliğini göreceksiniz, sonradan zengin olmuşlardır. Sonradan bir kültürü kendilerine kabul etmişlerdir. O güne kadar doğuludur, batılı gibi konuşmaya çalışır. O güne kadar batılıdır, doğulu ağlar gibi takılmaya çalışır. Takılmaya çalışarak öyle olamazsınız. Olamadığınız için nefsiniz bunun aksini ister, intikam duygusu gelişir. İnsan kendi özüyle çelişince intikam almak ister. Farkında olmaz. Bu intikamı alabileceği elinde iki şey vardır. Patronsa işçiden, yoksa eşinden veya bunun arkasında gelen çocuklardan bir eziyet yapma. Ha, toplumdaki bu cinsel işle bozukluğunun sebebi ne? Tamamıyla medya. Niye tamamıyla medya ya? Bütün suç onların mıdır demeyin. Evet, bizim özelliğimiz onları seyretmektir. Ama bugün Türkiye'de özellikle dizi filmleri seyrettiğimiz kadarıyla veya inşallah seyretmiyorsak daha iyi bilmediğimiz bir konudur ki çocuk istismarı dizilerde el altından verilmektedir şu anda. Türkiye'deki dizilerin %70'inde çocuk istismarcılığı adım adım öğretilmektedir. Çünkü insanların geneli dünya çapında bir intikam duygusu besledikleri için cinsel işlev bozukluğu da gayet tabii bir sonuca gelmekte. Ha, Türkiye'de çok fazla önü bucağı yok, çok fazla ilerleyecek bir durumu yok. Ama ilerlemesi için bu haberleri yaparak, bunları toplumda merkez konumu alarak konuşturmaya çalışıyorlar. Çünkü normal şartlarda cinsel eğitim çocuk ergenlik çağına gelene kadar yapılmaz. Bu da yanlış bilinir. Ya çocuğu alalım 8 yaşında, 9 yaşında ona ergenlikten, kadından ve erkekten bahsedelim. Şundan bahsedelim, yapmaz. Çünkü doğal hakikat
ergenlik çağına kadar öncesinde bunu anlatmanız ya da televizyondan bunu görmesi bir ihtiyaç doğurur. İhtiyacında mutlak surette bilmediği için farklı alanlarda doyurma kabiliyetine girir. Çok incelikli beyanatlar ifade etmeye çalıştık. Kısa ve öz olarak kitapta çok genişletilecek bu. Sorular varsa o kısma geçeriz. Cenab-ı Hak Seyyidimize binlerce kez razı olsun. Derecelerini âli eylesin. Ailesine, ümmet-i Muhammed'in tamamına hayırlı evlatlar yetiştirebilmek için hayırlı insanlar olabilmeyi bize nasip eylesin. Yani ben bu futuhattan sonra duamı şöyle değiştirdim. Diyordum ki ya Rabbi hayırlı evlatlar nasip eyle. Ben bu futuhatta öğreniyorum ki hayırlı evlatlar için hayırlı insanlar olmayı nasip eyle bizlere. Ümmet-i Muhammed'in bütün evlatlarına da bundan sonraki nesillere bu hayrı aktarmaları nasip eyle ya Rabbi. Birlikle, dirlikle, muhabbetle, hakikatle, hikmetle, tasavvuf yolundan, sünnet-i Muhammediye yolundan, şeriat-i Kur'aniye yolundan ayırma bizleri. Amin, amin, amin. Bihürmet abibike ve taha ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırları fethi için, şerlerin defi için. Allah rızası için.